Herkese merhabalar. 10 Mart 2021. Bu defa yine özel bir konuğum var. Serap Buyurgan. Kendisinden kısaca bahsedeceğim. Ondan sonra kendisini davet edeceğim. Hepiniz hoş geldiniz. Hoş geldiniz Serap Hanım. Kendisi Gazi Eğitim Fakültesi Resim İş Eğitimi bölümünü bitirdikten sonra aynı üniversitede yüksek lisansını, doktorasını tamamlıyor ve daha sonra da 2015 yılında Başkent Üniversitesi Görsel Sanatlar Tasarım bölümüne atanıyor ve şu anda da grafik tasarımı bölüm başkanı. Serap Hanım'ın uzmanlık alanları sanat eğitimi, müzede eğitim, çocuk resmi gibi konular. Bu konularda yayınları var. Ayrıca kitapları da var. Kendisinin TÜBİTAK kapsamında yaptığı projeleri, Yürüyen Akıl Projesi kapsamında çalışmaları. Ayrıca bir sömestrde Michigan State Üniversitesi'nde müze eğitimiyle ilgili almış olduğu ve küratörlük sertifika programları var. Ben şimdi kendisini davet etmek istiyorum. Ekran sizin ve herkese size tekrar hoş geldiniz diyerek başlıyoruz. Buyurun. Teşekkür ediyorum sevgili Bilnur Hocam. Tüm katılımcılara hoş geldiniz diyorum. Ben 2000 yılından itibaren müzeleri daha önce hayatımda öğrencilerimle de elbette ziyaret etme organizasyonlarım olsa da kendi sanatçı kimliğimle ya da ebeveyn kimliğimle müzeleri ziyaret etsem de profesyonel olarak, daha yoğun olarak 2000 yılından itibaren müzeler yaşamıma ve meslek hayatıma girdi. Müze eğitimi ve uygulamaları, Türk ve Dünya Müzeleri eğitim programları, sanat ve müze, sanat müzeleri, şu anda Başkent Üniversitesi'nde müze sergileme yöntemleri, müzecilik ve eğitim ve müzeler yoluyla yaratıcı düşünce başlıklı farklı lisans, yüksek lisans ve doktora programlarında derslerim oldu ve devam ediyor. Bilir Hocam'ın da söylediği gibi iki müze kitabı, müze eğitim ve uygulamaları, en son da müzede eğitim öğrenme ortamı olarak müzeler editörlüğünü ve üç bölümünü yazdığım kitaplarım ve yayınlarım mevcut. Yani müzeler hepimizin bildiği gibi hayatımızın baş köşesinde olması gereken, her anlamda müze ziyaretlerinin yaşamımıza ve çevremize bu bilinci uyandırmamız gereken mekanlar. Ben şimdi müsaadenizle ekranı paylaşarak sunum eşliğinde konuşmak istiyorum. Sanırım ekranı görüyoruz. Evet, ekranınız geldi. Maksimum alırsanız. Alacağım. Baştan nerede? Bir saniye. Ben bunu kapatıp bir daha açacağım. Çünkü almadı. Evet. Şimdi büyütüyorum. Ah, bugün sizlerle paylaşmak istediğim sunumumda, konuşmamızda iki boyut olacak sevgili meslektaşlarım. Birincisi, ülkemizde ve dünyada geçen hafta aslında Halil Bey'in de değindiği müze eğitimi, müzecilik noktasında müzelerin içerisine eğitim birimlerinin oluşum süreci ve ülkemiz ve dünya bu konuda neler yapıyor örneklerle sadece. Tabii ki belli başlı müzelerin örnekleriyle sizlere vermeye çalışacağım. Asıl ikinci boyutta verimli bir müze ziyaretini nasıl organize ederiz de yani benim de yayınlarımın çoğunluğunda kullandığım bir yöntem üzerinde duracağım. Müzelerimiz
Tüm dünyada da böyle, ülkemizde de var olan müzelerimizin tamamında eğitim birimleri ve okullara, özellikle öğretmenlere destek verecek eğitim uzmanları henüz istenilen seviyede olmadığı için bu yayınımın ikinci boyutunda öğretmenlerimiz verimli bir müze ziyareti gerçekleştirirken neler yapabilire yoğunlaşmak istiyorum. Hani bu noktada en azından kendileri bir müze ziyareti organize ederken verimin yüksek olması adına. Elbette ki başlarken hani küt diye geçmek istemedim. Çok kısa birkaç tanımla ve hani müzelerin katkılarıyla başlamak istedim. Madran müzeyi toplumun ve gelişiminin hizmetinde olan halka açık, bütün yaşadığımız çevreye tanıklık eden malzemeleri toplayan, koruyan, bilgiyi paylaşan, eğitim ve zevk alma doğrultusunda sergileyen kurumlar olarak değerlendiriyor. Yine ŞAL ise bir mühendislik aracı olarak görüyor. Yani bilgiyi inşa eden, içinde sergilediği dünyaya ait bilgileri derleyen, toplayan, o eserleri koruyan, etkileyici sergileme yöntemleriyle ve aslında müzede hem eğitim hem öğretim boyutu gerçekleşiyor. Yani öngördüğü davranış kuralları aracılığıyla derken, çünkü birazdan ben öğretmenlere yönelik verimli müze ziyaretlerinde müzelerin de kendine has kuralları, çünkü toplumsal insanların bir arada eserlerle karşılıklı organizasyonlarda yer aldığı mekanlar olduğu için hem eğitim hem öğretim kurumları olarak görebiliyoruz. Eğitim boyutunda baktığımız zaman yaşama dair tüm alanların geçmiş, bugün, gelecek sentezini yapabildiğimiz, yaşayarak, işiterek, görerek her tür uygulamayı içinde yapabildiğimiz mekanlar olarak değerlendirebiliriz. Gazi Üniversitesi Resim Heykel Müzesi de Tonguç Müzesi etrafında bir müzede eğitim. Müzeler zengin ve birbirleriyle ilişkili öğrenmeyi destekleyip insanın yaşamına ait, tüm alanlara ait, tüm zamanlara ait var olan bilgileri bireysel anlam kurarak öğrenmelerine izin veriyorlar. Ve farklı türde müzelerden sanat, bilim, aslında müzelerin sözlük tanımını Tanyeli ve Sözen'in sözlük tanımına da değinecek olursak şöyle tanımlıyor bize hocalarımız: sanat, bilim, kültür, doğa, teknoloji alanlarına ait eserlerin sergilendiği veya kendisi sıralanan bu niteliklerinden dolayı halka açık alanlardır olarak tanımlıyorlar. Sözlük tanımı da bu. Yani bütün alanlara ait bilgiler müzelerde yer aldığı için, bakın bu slaytta tam bu mekanlar düş gücünü uyarmada, yaratıcı düşünmede çok daha etkili oluyorlar. Çünkü hangi alana dair öğrenme gerçekleştiriyorsak, o alana ait gerçek nesnelerin, gerçek yaşanmış mekanların karşısında biz bunu gerçekleştirirsek, hem öğrencilerimiz ya da birlikte orada bulunduğumuz arkadaşlarımız, aile bireylerimiz daha heyecanlı olur, daha çok soru sorar, ilgi daha yüksek olur ve o alana dair öğrenme de daha kalıcı olur diye düşünüyoruz. Garden House'da zaten ister egzotik, ister kişisel, evrensel biçimde sunulsunlar, müzeler düş gücünü uyarmak ve yaratıcılığı geliştirmek için kullanılmalıdır bu mekanlar diyor. Bunlar gerçekten de diğer hocalarımızın, Ayşe'nin hatırlıyorum, Ceren'in, Halil Hoca'nın anlatımlarında vardı. Ama müze eğitimine yönelik verirken atlamamak adına çok kısa, ülkemizde de müzede öğrenmenin, müzede eğitimin önemi ve gerekliliği çok erken tarihlerde bu bilinç uyanmış. Yani 1868 yılında Galatasaray Lisesi'nde Tarihi Tabiye Müzesi kurulmuş. Daha sonra 1923'te zaten Cumhuriyet'in ilanıyla her alanda olduğu gibi müzecilik alanında da yapıcı gelişmeler Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde yaşanmış ve 1982'de Milli Kültür Şurası'nda müzede eğitim vurgulanmış. Daha sonraki tarihlerde 86, 92, 95 okullarla işbirliği ve bu protokoller geliştirilmiş. 1989'da Yıldız Teknik Üniversitesi önemli bir örnek.
1997 Ankara Üniversitesi Müze Eğitimi Anabilim Dalı çok önemli bir örnek. 2013-2014 Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler şu anda bu etkinliği gerçekleştirdiğimiz Sanat Tarihi ve Müzecilik Anabilim Dalı önemli örnek. Yine 90 Antalya Arkeoloji Müzesi, 95 İl İstanbul Arkeoloji Müzelerinde çocuk bölümleri kuruluyor. 1990 Ankara Üniversitesi Oyuncak Müzesi. Benim de daha çok uzmanlaştığım ve artık bir uzmanlık alanı olarak hayatıma giren 2000 yılından itibaren eğitim fakültelerinde müze eğitimi ve uygulamaları dersi konuyor. Bu da tabii gençlerin, gelecekte öğretmen olacak gençlerin ufkunun açılmasında çok önemli. Yine Ayşe de değinmişti. 2018-2019'da Milli Eğitim Bakanlığı'nın projesi dahilinde müze eğitimi dersi 25 öğretmenlik programında yer alıyor. Elbette bunlar birer duvarsız sınıf olan müzelerin yaşama girmesi, özellikle okul programlarında yer alması adına sevindirici. Müzelerin çok önemli görevleri içerisinde yer alan eğitim görevi özellikle 19. yüzyılda önem kazanıyor gelişmiş ülkelerde ve müzeler okullara, ailelere, çocuklara, öğretmenlere, farklı engel gruplarına, her tür izleyici kitlesine yönelik eğitim etkinlikleri hazırlamaya başlıyor. İşte bir öğrenci Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde Midas'ın Tümülüs'ten çıkan Midas sergisini heyecanla izliyor. Biz bu öğrenciye, bu çocuğa, bu gence ne kadar sözel de anlatsak, şu anda yaptığım sunum bile orada o ekran, o sunum karşısındaki heyecanı elbette veremez. MTA Tabiat Tarihi Müzesi'nde yine eğitim uzmanı tarafından öğrenciler ilgiyle müze ziyaretini gerçekleştiriyor. İşte İKOM'da diyor ki, müzeler sadece zamanla veya insanlığın ilerlemesinden dolayı ortadan kalkma tehlikesi bulunan nesneleri muhafaza etmeye yarayan bir barınak olmaktan çıkıp, biraz önce söylediğim gibi özellikle 19. yüzyıldan sonra bize evrenin sonsuz imkanlarını sunan dinamik birer kurum oluyor. Yaratıcılıkla ilgili zaten şunu söyleyebiliriz. Yaratıcılık bilinenlerden yeni bir bilinmeyen ortaya koymaktır. Yani yaratıcılık için belirli bir bilgi birikimi, zaman, mekan, malzeme ve motivasyon çok önemlidir. Müzeler bize ne sunar? Her meslek grubuna, her tür eğitim, öğretim sürecine, o alana dair gerçek objelerle bilgi sunduğu için işte düş gücünün uyarılması ve yaratıcılığın gelişmesinde müzeler çok önemli ortamlardır ve duvarsız sınıflar olarak bizler, özellikle öğretmenler, hangi ders olursa olsun, tarih, coğrafya, matematik, müzik, edebiyat, görsel sanatlar, İngilizce, beden eğitimi, müzeler, her alana dair, hele günümüzde müze çeşitliliği inanılmaz sayıda arttığı için öğrenme ortamı olarak mutlaka devreye sokulmalıdır. Elbette günümüzde onlara da değineceğim. Yaşadığımız son bir yıldaki pandemi sürecinde biz bunu sanal ortamlarda gerçekleştiriyoruz. Onun da katkısı elbette çok yüksek. Ama gerçek ortamda, gerçek nesne karşısında gerçekten de heyecan verici. Dayanamayıp söyleyeceğim. Dördüncü sınıf öğrencileriyle sanırım bir 15 sene kadar önce yaptığım bir müze, programlı bir müze ziyaretinde ders öğretmeninin ilgisiz, hatta biraz da algısı zayıf dediği bir çocuğun, kız çocuğunun adı ve kendi gözümün önünde müzede heyecanla sorular sorduğu, merakla müze rehberinin boş sayfalarına çizimler yapıp notlar aldığı, yani çok verimli bir gün izlemiştim ben. Yani işte müzeler gerçekten de her tür ziyaretçi için, eğer programlı bir müze ziyareti, müzenin sunduğu etkileyici sergileme, etkileyici eğitim etkinlikleri ya da öğretmeninin organize ettiği programlı bir müze ziyaretiyle daha heyecan verici, ilgili, istekli hale gelebiliyor. İşte dünya müzelerinden, ülkemiz müzelerinden öğretmen paketleri, çalışma sayfaları, videolar, çeşitli projeler görüyoruz.
İşte Halil Bey, katıldıysanız Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ne biraz değinmek istiyorum. Çünkü ülkemizdeki ilklerden 1975, geçen hafta yoğun değinildiği için çok kısa geçeceğim. 1975 yılında Ayşe Toker ile başlayıp 93 yılında Halil Bey ile devam eden, daha sonra eğitim birim ve birçok eğitim uzmanıyla devam eden Anadolu Medeniyetleri Müzesi okullara belirli günlerde 2015 yılında restorasyona girene kadar, 2015'e kadar pardon, 2015'te tekrar bitti. Çok gerçekten değerli katkılarla öğretmenlere destek veren bir kurumumuz. Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nin farklı kurum ve kuruluşlara da örnek verecek olursak eski eser kaçakçılığı, kültür varlıkları, Anadolu uygarlıkları, sikkeler gibi konferanslar, seminerler dizisi. Gördüğümüz slaytta da 2009 yılında benim bir önceki kurumuma Halil Bey ve birçok Asuman Hanım, Okan Bey, birçok arkeolog, sanat tarihçi, müze eğitimcisi arkadaşımız oradaki müze eğitim ve uygulamaları dersim kapsamında öğrencilerime konferanslar, seminerler gerçekleştirdiler. Yine 2000 yılından 2015 yılına kadar yüksek lisans, doktora, lisans dersleri çerçevesinde Gazi Üniversitesi'nde Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ne her sene programlı müze ziyaretleri gerçekleştirdik. Oradaki arkadaşlarımız, meslektaşlarımız bize bıkmadan, usanmadan birlikte bu organizasyonları programlayarak verimli müze ziyaretleri gerçekleştirdik. İşte öğrenciler büyük bir keyifle Huri ve Şevri'yi Fırtına Tanrısı Teşub'un iki boğasının karşısında eserin özelliklerini, katkılarını, bize yansıttıklarını paylaşıyoruz. İnandık vazosu karşısında yine Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde. Geçen hafta çok sık değinildi. Müzeler okullarla işbirliği, farklı kurum ve kuruluşlarla işbirliğiyle çok keyifli, etkileyici organizasyonlar gerçekleştiriyorlar. Gördüğümüz gibi karşımızda yine bu organizasyonlarda mesela bir tanesinde Özel Bilkent'te tarih öğretmeniyle bir bağlantı. Yine Halil Bey. İşte bir diğerinde görsel sanatlar öğretmeniyle işte farklı projeleri görüyoruz. Geçen hafta kazı atölyesi çalışmaları çok yoğun anlatıldığı için hızlı geçmek istiyorum. Yine çocuk şenlikleri. Ben bu çocuk şenliklerinin bir ya da ikisinde farklı işte Ebru ve üç boyutlu çalışmalarla da katılma mutluluğuna ermiştim. İnanılmaz farklı kurum ve kuruluşlarla da Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nin etkileyici etkinliklerini görüyoruz. MTA Şehit Cuma'da Tabiat Tarihi Müzesi'nin de bir eğitim birimi var ve randevulu okul gruplarıyla daha çok okul öncesine hitap eden bir eğitim atölyesi mevcut ve görme engellilere yönelik bir bölümü var. Burada görme engellilerin dokunarak algılayabilecekleri ve Braille alfabesiyle de bilgilendirme yapılabilecek bir bölüm mevcut. Yine MTA Şehit Cuma'da Tabiat Tarihi Müzesi'ne programlı bir okul müze ziyareti. Bu müze ziyaretinde Bilir Hocamızın da tanıdığı bir Mustafa Mutlu ağır otizmli öğrencimiz var. Mustafa kendini görsel olarak grafik tasarımı boyutunda çok iyi ifade edebilen, bilgisayar programlarına çok hakim, İngilizcesi ana dili gibi olan bir genç. Şu Rain Man filminde işlenen matematik zekası çok yüksek birey gibi. Mustafa'nın ağır otizmli olması hiç önemli değil. Tamamen hayatın içerisinde son derece ona uygun şekilde sosyal ve bizim müze ziyaretlerimizde, yüz yüze müze ziyaretlerimizde büyük bir keyifle fotoğraflar çeken, notlar alan, sorular soran bir genç. Rahmi Koç Müzesi, Rahmi Mustafa Koç Müzesi'nin de 2002 yılında ilk İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İstanbul Valiliği ile ortaklaşa protokolle gerçekleştirdikleri eğitim paketi çok önemli. İlköğretim okullarına o zamanki isimlendirmeyle yönelik. Tabii bunun içerisinde bakın öğretmenlere yönelik bir giriş, yani oradaki o dünyayı anlatan yazı, öğrenci sayfaları, öğretmen sayfaları, bir takım etkinlikler olunca elbette ki öğrenme de daha heyecan verici, keyifli ve kalıcı oluyor.
her zaman bütün müze artı öğretmenin büyük bir karşılıklı iletişimi ve bu organizasyonu programlaması çok önemli. Ama tabii ki eğitim birimi olan ve randevulu bir şekilde gerçekleşmesi koşuluyla. Yine Rahmi Koç Müzesi'nin müze büstü etkinliği çok keyifli bir etkinlik. Bu gördüğünüz slide Gazi Üniversitesi'nde yine benim müze eğitim ve uygulamaları dersim kapsamında aslında müze büst projesi ilk öğretim okullarına gidiyor. Bana gelemeyenin ben ayağına müzeyi götürüyorum felsefesiyle gezici müze projesi bir kamyonet arkasında kapalı arkası müzeye dair yüzlerce obje farklı düş gücünü uyaracak ve bir şoför ve eğitim uzmanı bölge bölge 7 bölge her bölgede de okullarla dönem başında organizasyonlarını gerçekleştiriyorlar ve gidiyorlar. Ben Emine Hanım o zaman eğitim sorumlusu ikili ilişkilerle benim öğrencilerim bir gün öğretmen olacak ve okullarına sizi davet edecekler. Bu etkinliği onlara yaşatalım mı dediğim için üniversitede de müze büst etkinliğini gerçekleştirdik. Hatta gördüğünüz müze sorumlusu, müze eğitimcisi de benim Gazi'den öğrencim mezun olduktan bir sene sonra müze büst projesinde müze eğitimcisi olarak göreve başladı. Öyle de bir mutluluk yaşadık. Müze büst projesinde okullara gidiyor müze. Okulların konferans salonlarında ya da büyük bir spor salonunda masaların üzerine beyaz örtülerini yayıyor ve üzerine getirdikleri objeleri yerleştiriyor. Atölyen büyük olduğu için biz burada yetindik ve ekranda da sanal olarak da müze eğitim sorumlusu müzenin tam olarak kuruluş amacını, binalarını, oluşum sürecini, eserlerini, önemi ve gerekliliğini anlatıyor. Gördüğünüz gibi abaküs, işte matematiğin kökeninin bilgisayarın atası olduğunu, işte su buharı nasıl oluşuyor, işte bir şey gramofon getiriyor, gramofonla müzik taş plak dinliyoruz, işte eski bir gazete, daktilo, çünkü bu gençlerin hayatında olmayan, bizim hayatımızda vardı gerçi o daktilo, ben babamdan biliyorum. Anlatım bittikten sonra da o masada çocuklar ya da gençler getirilen objelerle oynayabiliyorlar. İşte teleskopla bakabiliyor, taş plağı çalıştırabiliyor, işte daktiloyu deneyebiliyor gibi. Yine Rahmi Koç Müzesi'nin keşif küresi, planetaryum çok keyifli ve özellikle çocuklara, büyükler de tabii ki yetişkinler de öğretisi çok yüksek bir müze içerisinde bir müze. 2009 yılında gerçekleştiriliyor. Burada işte 40 kişi kapasiteli keşif küresi farklı NASA tarafından gerçek film ve fotoğraflarla farklı gökyüzü olayları, örneğin fırtınalar, bir gün uzay asansörüne binip gökyüzüne çıktığınız zaman neler görebilirsiniz? İşte güneş tutulması, yıldız kayması, yıldız kümeleri, büyük ayı, küçük ayı gibi özellikle daha sonra da vücudumuzun şifresi DNA, evrendeki vahşi yaşam, buzdan dünyalar gibi farklı bilim, sanat alanlarında çocuklar o keşif küresinde bu yolculuklara çıkıyor. Öğretisinin ne kadar yüksek olabileceğini şu anda hissedebiliyoruz. Rahmi Koç Müzesi'nin eğitim olayları, biraz önce birçoğundan bahsettim. İşte enerji atölyesi, astronomi atölyesi, renkli matematik dünyası, matbaa atölyesi gibi çok farklı. Birkaç da örnek görelim. Robot atölyesi, elektrik atölyesinde çocuklarla uygulamalar. Yine İstanbul Modern'de çocuklara yönelik etkinlikler ve bir eğitim atölyesi mevcut. Ve diyoruz ki ve okul, farklı bölgeleri okuldaki okulları ağırlıyor. Öğretmenlerle onların isteklerine paralel etkileyici okul ziyaretleri gerçekleştiriyor. Sakıp Sabancı Müzesi'nde de çocukları kültür ve sanatla tanıştırmak, onlara verimli müze ziyaretleri yaşatmak adına etkileyici eğitim etkinlikleri mevcut. Bu gördüğümüz slaytta pandemi sürecindeki
çevrim içi çocuk atölyelerinden bir örnek görüyoruz. Mesela mozaik atölyesi 7-12 yaş grubuna hitap ediyor. Giacometti ile figürler atölyesi, sanata dair bir etkinlik. Bilim atölyesi, doğa atölyesi gibi etkinlikler. İngiltere'de 19. yüzyılda biraz da dünya örneklerine bakalım. İdeal müze ileri düzeyde kendini eğitme okulu olarak görülüyor. Yani özellikle gelişmiş ülkelerde zaten gelişmiş ülkelerin müzelerinde müzede öğrenme, müzede eğitim kavramı çok daha erken hayatlara giriyor. Ve gerçekten de müzelerin özel önemi sadece okul programlarında değil, eğitim ilkeleriyle ilgili yazılarda da öne çıkan nesne dersinin vurgulanması oluyor. Yani çocukları da müzeye çekelim. Müzedeki bazı nesneleri okullara yollayarak o iki boyutta müzede eğitim boyutu gerçekleştiriliyor. Ve Harry Higgins'in başkanı olduğu Müzeler Birliği'nin 1889'daki hedeflerinden biri de, ne kadar erken tarih bakın, okullara gönderilmek üzere küçük eğitim koleksiyonlarının müzeler tarafından hazırlanması oluyor. İşte bunun için bir takım koşullar var. Müzedeki her eser yollanamaz. Unik eserler, büyük eserler, yani belli boyutlarda zarar görmeyecek eserler müzelere yollanıyor. 1947'de hepimizin bildiği gibi Uluslararası Müzeler Konseyi kuruluyor ve ülkemiz de katılıyor. 48 yılında İKOM'un çocuk konuları bölümünün toplantısının ardından artık çocuk etkinlikleri adıyla önce etkinliklerle giderek 70'lerin sonunda müzelerde eğitim grubu olarak organizasyonlar ve oluşumlar başlıyor. 90'ların başında da artık müzede eğitim birimlerinin oluşması ve müze eğitimcilerinin aktif devreye girmesi gerçekten de gelişmiş ülkelerde, Avrupa'da, Amerika'da, Almanya, Fransa, İngiltere gibi hızla ilerliyor. Konuşmanın başında da söylediğim gibi özellikle okullara, öğretmenlere, ailelere, aile çocuk, o öğretmen, öğrenci ve farklı engel gruplarına, her tür izleyici grubuna yönelik etkinlikler artıyor. Modern Sanatlar Müzesi'nde de elbette son derece gelişmiş her tür okul grubuna etkinlikler mevcut. Örnek olarak lise öğrencileri okuldan sonra müze çalışanları ve yaşıtları ile katılabilecekleri stüdyo projeleri, tartışma grupları, konuşma grupları, bunlar içerisinde sanatı anlama, sanat yoluyla kendini ifade etme yer alıyor. Lur'un gördüğümüz Lur Kids pandemi sürecinde çocuklara, özellikle okul öncesi anaokulu çocuklarına, bakın dakikasını da yazdım, 2.46 dakikalık bir YouTube videosu. Bu videoda çocuklar Mona Lisa'nın çalınışını, Mona Lisa'nın Lur'da sergilendiği yeri, çizgi film olarak oraya hırsızların girerek onu alışını, götürüşünü, sonra polisler tarafından yeniden alınarak, hırsızlar işte gerekli cezayı alarak müzeye getirilişini yaşatıyorlar. Lur'da da her tür meslek grubuna, okullara, öğretmenlere, öğrencilere, ailelere yönelik inanılmaz etkinlikler mevcut. Yine bu yaşadığımız COVID-19 pandemisi sürecinde Lur Kids'te taş bir kadının sıkıntıları, bir heykelin sürekli depolarda el değiştirmesi, daha sonra öneminin anlaşılarak müzeye teslim edilmesi 2.57 dakikalık bir video ile anlatılıyor. Müzelerde yetişkinlere yönelik elle yoklamaya dayalı öğle arası konferansları, çünkü çalışan kişiler ağırlıkta yetişkinlerde, ailelerle birlikte bir şeyler yapma, emekli kıdemli gönüllüler programı gibi örnekler verebilirim. Bu da ülkemizden Sakıp Sabancı Müzesi'nin bu yaşadığımız pandemi sürecinde yetişkinlere yönelik Cevap Çapan ile Çağdaş Türk Tiyatrosu online bir yetişkinlere yönelik. Yine ebeveyn sohbetleri Sakıp Sabancı'nın online pandemi sürecindeki yetişkin programlarından örnekler. Özel gereksinimli bireylere yönelik de müzelerin çokça ülkemizde ve dünyada etkinlikleri var. Yine küçük örneklerle geçmek istiyorum.
Sevgili meslektaşlarım, aranızda bunlara gerçekten hakim olan, bu konuda çalışan birçok insan var. Küçük örneklerle bunları geçmek istiyorum. Tamamı örneklerim burada yer almıyor elbette. 60'lar, 70'lerde bu sunum artıyor müzelerde özel gereksinimli bireylere yönelik. 1970'lerde Leicester'da müze eğitim servisi grubu, müze çalışanları engellilere yönelik fiziksel engel, zihinsel engel, neler yapabilirizin tartışmalarına giriyor. Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde de 2003 yılında eğitim birimi ve çatı grubu ile dikkat eksikliği, hiperaktivite ve özel öğrenme güçlüğü bünyesinde özel bir programla eğitim etkinliği Halil Bey ve Asuman Akbabut tarafından gerçekleştiriliyor. Yine 76'da Tate Galeri'de Körler İçin Heykel Dokun Bana sergisi gerçekleşiyor. Metropolitan Sanat Müzesi'nde de görme engelliler için dokunma koleksiyonları, sözlü betimleme turları, kabartma resimler, kurslar ve atölyeler, büyük baskı Braille alfabesi ile yazılar ve galerilerde rehberli, betimlemeli turlar sunuluyor. Aslında şöyle söylemek istiyorum. Özel öğrenme, özel öğretim metotları dediğimiz zaman müzelerde biz öğrenci gruplarımıza hangi amaç doğrultusunda, hangi seviyeye ve ne tür öğrenme yöntemlerinin önemli olduğunu keşfeder, ona göre bir müze ziyareti organize edersek, müzedeki eğitim ve öğrenmenin veriminin yüksek olacağını görürüz. 70'lerin başlarında ben bu araştırmaların ışığında, benim de böyle bir araştırmam oldu, MoMA'da kör ve görme engellilere yönelik koruyucu eldivenlerle seçilen heykellere dokunma turları düzenleniyor. Ama artık 91'de MoMA programını geliştirmek istiyor ve diyor ki en iyi kendini görme engelliler anlatır. 21-25 kişilik görme engelli bir grupla müze içerisinde bir program yapıyor ve onların ihtiyaçlarına, onların fiziki ihtiyaçlarına ve öğrenme yöntemlerine yönelik kendini yeniliyor. Yani hani karnı ağrımayanın derdini karşısındaki anlamaz. Hani o sıkıntıyı yaşayan, çeken daha iyi kendini ifade eder mantığıyla müzedeki kendini organizasyonda, eğitim etkinliklerinde de fiziki donanımda gerçek görme engelli bir grupla çalışıyor. Yine Birmingham Museum of Art'ta da görme engelliler için inanılmaz sunuşlar mevcut. Biraz önce bahsettiğim olayın fotoğrafı gelince değineceğim. 1993 yılında İtalya Omero Müzesi salt hedef kitlesi görme engeller. Elbette bütün izleyici kitlelerine kapısı açık ama sergileme şekilleri ve özel öğrenme yöntemlerine yönelik sunuşlarla görme engelliler hedef kitle. Tate Modern'de de görme engelliler için inanılmaz etkinlikler var. Bizler 2020 yılında pandemi süreciyle karşılaştık. Ama ben Tate Modern'de 20-30 yıl önce IMEP projeler, online projeler, görme engellilere yönelik izlediğimde çok şaşırıyordum. Diyordum ki yani nasıl olur? Görme engellinin dokunması, kabartıyı hissetmesi gerekiyor. Ama yani gerçekten de özel öğrenme yöntemleri, ihtiyaca yönelik o insanlarla birlikte olup onların ihtiyaçlarını dinlediğin zaman yapıyorsun. İşte bahsettiğim yine Halil Bey'le birlikte bir organizasyonumuz. Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde 2002 yılından itibaren görme engellilere yönelik bir eserler topluluğu mevcut. Bunlar içerisinde sikkeler, güneş kursları, tabletler, çanak çömlek takılar var. Bizim organizasyonumuzda görme engelli üniversite öğrencilerinin müzelerimizden beklentileri başlıklı bir yayındı bu. Halil hocamız bize müzede çok büyük destek verdi. Az gören ve total kör, yani kör dediğimiz totally blind ve az gören, az görenlerden de ışığı hisseden öğrencilerimiz vardı. Onlarla gördüğünüz slide o günden bir yayın
müze ziyareti bu. Gerçekten de görme engelli ve az gören gençlerin özel öğrenme ihtiyaçlarına yönelik organize edilmiş. Mesela az görenler için büyük punto, bold ve aralıklı ön anket, son anketi hazırlayıp atölyemde ışıklı bir ortamda kendileri doldurdular. Görmeyenler ise bu gördüğümüz grupta 2 total kör, 3 az gören öğrencimiz var. 5 öğrenciyle gerçekleştirdik. Küçük grup bir çalışmaydı. Görmeyenlerin de soruları okuyup tek tek birbirlerinden etkilenmesinler diye işte ön testi, son testi ya da çalışma kağıtlarını o şekilde gerçekleştirdik. Öğrencilerle bir müze, programlı bir müze ziyaretinde ne olması gerekiyorsa kendi öğrenme, özel öğrenme yöntemleri doğrultusunda organize edip gerçekleştirildi ve bu araştırma sonunda az görenler ve görmeyenler, tamamen kör olan gençlerin neler beklediği ortaya çıktı. Aynen Avrupa müzelerindeki örnekler gibi Braille alfabesiyle yönlendirme levhaları, kabartma resimler, dokunabilecekleri üç boyutlu eserler, müzelerin baston takibi yapabilecekleri şekilde eserlerini sergilemesi, bastonumuz takılıyor, rahat hareket edemiyoruz kendi başımıza gittiğimiz zaman, müze tuvaletlerinin erişilebilir yerde olması, merdivenlerin dönerli olmaması gibi istekler, tamamen o yazı, yayın çok yoğun bir yayın olduğu için kısa notlar verebiliyorum. Az görenler de şunu söylüyor. Sergilemelerde eser ile eserin altındaki kaide ya da kaidenin üstündeki örtünün kontrast olması, ışığın yoğun olması, ışık bazen eserlere zarar veriyor. Biz bunları biliyoruz ama hani ışığın geleceği açı da çok önemli. Isı ve ışık. Bu gençler ışıklı ortamda ve kontrast renklerde, çünkü %5, %10 gibi görme oranları oluyor, görebileceklerini ifade ediyorlar. Yine Halil Bey, betimsel açıklamalar Halil Bey ve ders öğretim elemanları olarak benim tarafımdan. Yani onlara yaşatmalıyız. Tamamen dokularını, eserlerin boyutlarını, renklerini, yapılış amaçlarını, mesajlarını vermeliyiz. Meta Tabiat Tarihi Müzesi'nde de 88 adet örnekten oluşan, içerisinde Braille alfabesiyle açıklamaların bulunduğu bir vitrin var. Yine Rahmi Koç Müzesi'nin bir projesi 6 Nokta Körler Derneği ile çocuklar bu gördüğümüz slaytta. 15 müze objesine dokunarak, o görevlilerin anlattığı açıklamaları dinleyerek, makine motor seslerini dinleyerek, tramvay, denizaltı, uçak, otomobil, otobüse binerek, heyecana bakın, keyifli bir müzede eğitim ve öğretim etkinliği gerçekleştiriyorlar. Online müze eğitiminden iki kendi online örneklerimden, çevrim içi örneklerimden sizlere örnek koymak istedim. Biz bu süreçte bir yıldır okullarla, gerçekten sayısını hatırlayamayacağım, müzede eğitim öğretim etkinlikleri gerçekleştirdik. Bilsem öğrencileriyle İstanbul Rahmi Koç Müzesi'ne bir ziyaret ve etkinlik uygulamaları. Bu da yine farklı ildeki Bilsem ile Samsun'daki ilk adım ve Atakum Bilsem öğrencileriyle 4, 5, 6, 7. sınıflarla Gazi Üniversitesi Resim Heykel Müzesi'ne bir ziyaret. Sanat müzesi bize neler öğretir deyip orada bakın, mesela size şimdi hepimizin şu anda burada sizlerle yaptığımız gibi görsellerle, sunumla, bilgilendirme, heyecanla dinliyorlar. Sonra çalışma kağıtları, mesela bu gördüğünüz benim hazırladığım bulmaca. Bir sanat müzesi ziyareti gerçekleştirdiğimiz için ben 10 tane sanata dair öğrettiklerim, görsellerle pekiştirdiğim bir takım alana dair sorular hazırladım ve oyun, bulmaca yoluyla buldurdum. Örneğin, doğa resimlerine ne ad verilir dedim. Orada peyzajı buldular. Bakın el kaldırıyorlar heyecanla. Şurada görüyorsunuz. Cevap, bir kişiye söz veriyoruz. O söylüyor. Ben söylediği cevabı kırmızıyla çiziyorum. İşte diyorum ki ben başı, göğsü, bazen de omuzları içine alan
Üç boyutlu sanat ürününe ne denir diyorum? Büst diyorlar. Çünkü bu müzemizde çok güzel Atatürk, İsmet İnönü, Tonguç büstleri yer alıyor. İşte diyorum ki ben Malik Aksel'in Bayram Hazırlığı adlı eserinde öğretmenin giysisi neyi sembolize ediyor? Gerçekten de çok etkileyici, Cumhuriyet'in ilanından sonra yapılmış bir resim. Kırmızı ceket, beyaz etek giyiyor öğretmen. Bayrağı simgeliyor. İşte sanat eserlerinin sembollerini, mesajlarını anlatıyorum tabii ben müze ziyaretinde. Bu etkinlik son derece sanal ortamda gerçekleştiriyoruz. Yine bize bu dünyanın sunduğu, çünkü ben çocuklara diyorum ki müze ziyaretine başlamadan önce beni ilgiyle, heyecanla dinleyin. Sonra bir takım oyunlar oynayacağız. Ben bu oyunlarda bu sizlere aktardığım bilgilerle ilgili küçük küçük sorular soracağım diyorum. O zaman daha da heyecanlarını arttırıyorum. Mesela burada da sol tarafta müzedeki sanat eserleri, sağ taraftaki o sanat eserlerini yapan sanatçılar. Diyorum ki hadi bakalım Atatürk büstünü müzede sergilenen kim yapmıştı? Mustafa Tömekçe diyorlar. Ben hemen gördüğünüz gibi işaretliyorum. Diyorum ki bayram töreni eseri müzede gördüğümüz, üzerine konuştuğumuz hangi sanatçımızın? Çocuklar tabii hemen Sururi Taylan diyorlar. Heyecanla bakın yine ellerini kaldırmışlar. Online'da da bu tür örnek verdim size iki etkinlik. Bu tür etkinliklerle devam ettik. Sunumumun ikinci aşamasına başlıyorum. Biraz hızlı gideceğim. Şimdi müzeler, müze eğitim birimleri ülkemizde ve dünyada her tür izleyici grubuna, özellikle eğitim atölyelerinde okul gruplarına, öğretmenlere inanılmaz destek ve eğitim hizmetleri sunuyorlar. Ancak ülkemiz müzeleri henüz müze eğitim birimleri ve eğitim uzmanları, eğitim sorumluları açısından henüz üstlenen seviyede değil. O nedenle özellikle eğitim fakültelerinde görev yapan gençlerin müze eğitim ve uygulamaları derslerinde verimli bir müze ziyaretini nasıl organize edebileceklerini önemseyen bir ders hocası olarak tüm dünyanın yaptığı, ülkemizdeki meslektaşlarımın da yaptığı örnekler de beni zenginleştirerek böyle bir size şimdi yöntem sunmak istiyorum. Bir kere bir müze ziyareti, programlı bir müze ziyareti öğretmenin organize edeceği üç boyuttan oluşuyor. Müze ziyareti öncesinde öğretmenin bir takım hazırlıkları olmalı. Müzede sorumlulukları var ve müze ziyareti sadece müzeye gitmeyle bitmemeli. Müze ziyaretinden sonraki haftalarda da aktif kılınabilir. O zaman neler yapabilir üzerine sorumlulukları var. Müze ziyaretinden önce elbette ki önce ben hangi müzeye, hangi amaçla öğretmenlerimi götüreceğimi düşünecek, gerekli izinleri alacak, sonra gideceği müzede müze eğitimcileri ve müze eğitim birimi varsa mutlaka bağlantı kuracak. Ben geldim, bana destek verir misiniz? Olamıyor çünkü. Yine öğretmenimiz müze ziyaretinden önce, müze ziyaretinden önce kullanabileceği ısınma egzersizi, ön anket, son anket, çalışma kağıtları hazırlamalı. Müzenin ulaşımıyla ilgili vasıtayla gidiyorsa güzergaha kadar önden kendisi bir gitmeli. Müzenin lavabosunu, ihtiyaç alanlarını, park alanı var mı? Yani bir keşifte bulunmalı. O müzeyle ilgili belirli bir bilgi birikimine sahip olmalı. Oradan destek alsa da öğrencileri, öğretmenlerine her zaman soru soracaktır. Şimdi ısınma egzersizinden bahsettim. Öğrencilerimize belirli bir amaç için götüreceğimiz müzeyi belirledikten sonra yine o müzeye gitmeden önce onların heyecanını arttırmak, meraklarını arttırmak için ısınma egzersizi denen, özellikle Avrupa'daki müze eğitimcilerinin verdiği bir isimlendirme bu. Götüreceğimiz müzenin içinde sergilediği dünyaya yakın, yani bağlantılı bir egzersiz yapabiliriz. O müzeyle ilgili konuşmalıyız. Onları düşündürmeli ve fikirlerini cesaretlendirmeliyiz. Mesela zaman kapsülü. Bu şu demek. Burada gördüğünüz slaytta tarih dersi kapsamında programlı bir müze ziyareti. Tarih dersi öğretmeniyle bağlantılı, vermek istediği mesajlarla bir müze ziyareti organizasyonu. Isınma egzersizini şimdi anlatmak istiyorum. Şimdi çocuklarımıza ya da gençlere şunu söylüyoruz. Nesneleri zaman kapsülüne yerleştirmek bir sorumluluktur.
Önce şunu söylüyoruz. Bir zaman kapsülü olduğunu düşünün ve siz bu zaman kapsülünün içerisine 7 tane nesne koyacaksınız. Bu 7 nesne, tabii uçaklar, evler, arabalar koyamazlar. Ortalama bir büyüklükten bahsediyoruz. Defteriniz kadar olabilir diyoruz. 13,5'a 19,5 gibi geçiyor. Ve bu kapsül bundan 200 yıl sonra açıldığı zaman 200 yıl sonra yaşayan insanlara bizim yaşadığımız zamanı anlatacak. Sorumluluğunuz çok yüksek. Ona göre düşünün. Sonra bu esnek düşünme. Acaba ne koyayım, ne koyayım? Sonra diyoruz ki size bir ödül. Bir 8. nesne daha koyabilirsiniz. O da özgün düşünme. Ama bu yazılı bir belge ya da mektup olmasın. Hani biz bugün şunları yapıyoruz yazmasınlar. Bir tişört, ben size örneğin diyorum. Onları hiç yönlendirmedim. Ve 200 yıl sonra bu zaman kapsülünü açtığımız zaman bugünün hangi izlerini verecek? Moda anlayışını, işte teknolojiyi, iletişimi, iletişim dilini. Daha sonra da bu çocuklarla Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ne gittiğimizi düşünün. Binlerce yıl öncesinden eserler karşısında o günleri bugüne taşıyabilecekler. İşte 4. sınıf öğrencilerinden cep telefonu koymuş, saat koymuş, kalem kutusu koymuş, takvim koymuş, onur köşesi koymuş. İlkokullarda onur köşesi vardır ya, herhalde kendisi de onur köşesinde. Şimdi programlı bir müze ziyaretinde ben öğrencilerime bir müze rehberi hazırlayın diyorum. Ve bu müze rehberini de plastik bir dosya şeklinde olabilir diyorum. Yani bu isimlendirmeyle anlatıyorum ve bu dosyanın içerisinde şunlar olabilir. Bir kere bir kapak yapalım. Bu gördüğünüz örnekler bu projeyi geliştirirken benim yaptığım bir yayının örneği. Kapakta da götüreceğimiz müzede sergilenen eserlerden, müzenin fotoğraflarından faydalanarak çocukların ilgisini çekebilecek bir görsel düzenleme yapabiliriz. İşte müzeye götürdüğümüz öğrencinin adını, okulunu, hangi müzeye gideceğimizi yazabiliriz. Müzede nasıl davranmalarına ilişkin kurallar, müzede eğitim diyoruz ya, işte eğitim boyutunda da bu çocukları biz müzeye götürmeden önce sınıfta bunu yapabiliriz. Çocukları ya da gençleri diyeyim. Hani ilkokul, ortaokul, lise, artık ortaokul ve lisede. Hatta çocuklarımız hızlı büyüyorlar. İlkokul son sınıfta bile gençler diyebiliyoruz. Şöyle söyleyeyim siz. Müzede dikkat edilmesi gereken kuralları müze rehberimizin içine koyup, ama burada şu çok önemli. Öğretmen hangi yaş grubunu müzeye götürüyor ve hangi müzeye götürüyor? Çünkü müzelerde bazı kurallar değişebiliyor. Örneğin müzede fotoğraf çekilmez. Anıtkabir, kapalı alanlar. Ya da müzede fotoğraf çekebilirsiniz. Ya da müzede fotoğraf çekerken flaş kullanmayınız gibi farklı kurallar vardır. Ama bir de her müzede geçerli kurallar vardır. Müzede bir şey yemeyiniz, koşmayınız, yerlere çöp atmayınız, eserlerin kaidelerine dokunmayınız. Çünkü ben size bir örnek anlatıyorum. Aramızdaki özellikle Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ndeki arkeolog, sanat tarihçi, müze eğitimcisi arkadaşlarım, belki onlarla birlikte yaşadım. Ankara seksiyonundayız ve üniversite öğrencileri. Artık oraya inince de bir de çabuk yoruluyorlar. Oturmuş bir grup ortaya hap diye bir elma sesi duydum. Tabii onu orada kırmadık ama demek ki bir şey yemeyiniz, bunlar üniversiteli deyip söylememişim ben. Gerçekten de müzede su içebiliriz. Su doğal bir ihtiyaç. Özellikle kapalı mekan, kapalı mekan müzelerde. Ama çayımız, kahvemiz, keyif anımızdaki eğer dinlenme mekanları, müze kafeteryası, müze bahçesi değilse yiyeceklerimiz müze içerisinde olmamalı. Sonra yine onlara kesinlikle yanınızda bir kalem kağıt olsun. Size anlatılanları not ediniz. Merak ettiklerinizi mutlaka, eğer biz bir müze eğitimcisiyle geziyorsak, ona ya da öğretmeninize sorunuz gibi müzeyle ilgili, götüreceğimiz müzenin spesifik kurallarıyla ilgili ve genel davranış kurallarıyla ilgili konuşmalıyız. Bu gördüğümüzde benim öğrencilerimden daha küçük yaş grubuna yönelik işte görsellerle süslediği bir müze rehberi içerisinde kurallar sayfası. Eğer büyük bir müzeye gidiyorsak müzenin planı ve ziyaret edeceğimiz galeriyi de koyabiliriz. Çünkü çocuklar okul öncesi grupla bütün müzenin tamamını, iki kat bir müzenin gezersek verimi
eziyete çeviririz. Yorulurlar, dikkatleri dağılır. Ön anket. Ön anket çok önemli. Bu bir sınav değil. Çocukları korkutmadan bunu anlatmalıyız. Yani müzeye gitmeden önce hazır bulunuşluk dediğimiz müzeyle ilgili birikimlerini ölçüyoruz. Yine burada da ben örnek 5 soru gösteriyorum ama küçük yaş gruplarında bir kere okuma yazma okul öncesi ve ilkokul 1 ise tamamen oyuna dayalı etkinlikler. Ama okuma yazmadan sonra da ön anket küçük yaş grubunda 2 soruyu geçmemeli, bıktırmamalıyız. Müzeyle ilgili bilgilendirme. Çocukları biz müzeye götürmeden önce de çok kısa onunla ilgili konuşmalıyız ön anketten sonra. İşte Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ne götüreceksek kısaca iki Osmanlı yapısı olan Mahmut Paşa Bedesteni ve Kurşunlu Han'ın içerisinde bu müze. Hatta 4. sınıf bunlar. Han ve Bedesteni'nin bugünkü otel ve alışveriş merkezi karşılıklarıyla ilgili konuşabiliriz. O binaların birer tarihi eser, sanat eseri, niteliğinden bahsedebiliriz kısaca ve eğer o müzede mitolojik hikayeler varsa ona değinebiliriz. İnanın mitolojik hikayeler yetişkinler dahil herkesin düş gücünü uyaran, işte Anıtkabir'deki Kurtuluş Savaşı ve Atatürk Müzesi'ndeki Kara Fatma'yı, Seyit, Koca Seyit'i, İşte Kınalı Mehmet'in hikayelerini anlatmak, orası artık mitolojik hikaye değil, yaşanmış hikayeleri anlatmak düş gücünü her yaş grubunun uyarıyor. Çalışma kağıtları. Ben hep şunu söylüyorum gençlere, öğrencilerime. Yani bir müze rehberi kalabalık okullarda, belli maddi sıkıntı yaşadığınız yerlerde her zaman bu kadar her şeyiyle, ısınma egzersizi, ön anket, son anket, çalışma kağıdı, birazdan estetik beğeni sayfası diyeceğim, olamayabilir ama mutlaka bir ya da iki tane çalışma kağıdı olsun. Yani sizin o dünyada çalışma kağıdı demek onları şaşırtmak değil. Bakın, müzede öğrencilerin dikkatini daha fazla yoğunlaştıran, amaca yönelik vurgulamak istediğimiz bilgileri kapsayan ve heyecanı arttıran etkinliklerdir. Neler olabilir? Seviyeye göre oyunlaştırarak bulmaca, eksik tamamla, yerini bulma, yap boz ya da eğlendirici ve eğitici sorularla. İşte yine Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nin orta salonunda elbette ki bu bulmacada tümülüs, firik, işte ana tanrıça gibi o dünyaya ait kelimeleri aramalı. Yine Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde küçük yaş grubu 4. sınıf öğrencilerine yönelik öğretmenlerinin ana tanrı inanç kavramını ve yazıya yönelik bir takım ilklerle ilgili bilgilendirme yapmamı istediği için işte ve küçük yaş grubu olduğu için de çalışma kağıdında bir bakalım ben hangi dönemde yapıldım. Altında da söyle bakalım ben hangi amaçla kullanılıyordum diye. İki soru, eserlerin kendi dilinden, ikisinin fotoğrafı ve biraz boşluk. Ben müzeye girmeden önce çocuklara şunu söyledim. İşte önden konuştuk kuralları, biraz düş gücünü uyardık, ısınma egzersizi yaptık, ön anket doldurduk. Ben şimdi müze eğitimcilerimiz bize destek veriyorsa onların anlatımlarıyla, benim desteklerimle gezeceğiz. Ama müze içerisinde çalışma kağıtlarımız olacak. Dikkatle anlatılanları dinleyip, dikkatle eserleri inceleyin ki bu eserlerin sorduğu soruların cevabı olsun. İnanın. Neolitik dönemdeki ana tanrıçanın yanına gelince çekiştirmeye başladılar. Bu değil mi bu? Tabii kendilerini yerlere atarak dinleyip oradaki yazılanları da okuyup sen Cilalı Taş devrinde yapılan ana tanrıçasın. Burada bu yazıyor. İşte diğerlerinde sen buğday ambarında bulundun. Sen işte bolluk bereketi sembolize ediyorsun gibi anlatılanları ama ben diliyle sorulduğu için yine ben diliyle cevaplar. İşte aşağıda da mahkeme tutanağı onun cevabını veriyor. Bir başka Mete Aşet Cumadağ Tabiat Tarihi Müzesi'nde işte bir çalışma kağıdı. Aşağıda kutu içinde bulunan gezegen isimlerini resimdeki gezegen kutularına yerleştiriniz. Gezegenlerin kutularına. İşte onlarla geziyoruz.
anlatıyoruz, sorularına cevap veriyoruz. Sonra belli alanlarda oturuyoruz ve çalışma kağıdınızda şu sayfadaki doldurur musun diyoruz ve bilgiyi pekiştiriyoruz. Daha dikkatli dinlemelerini sağlıyoruz. Aşağıda gördüğün resimler ile açıklamalarını eşleştirir misin? Bir de bakın çok daha keyifli bir anlam yüklemiş. Ayrıca aşağıda bulunan resimlere birer isim de sen verir misin? Mesela fil, koca dişli fil, kaplumbağaya kaptan, Ankara tavşanına nesli tükenmekte olan da havuç canavarı adını vermiş. Küçük yaş grubu. Bir sanat yapıtıyla ilgili bağlamsal sanat eleştirisi soruları. Bu da bir etkinlik örneği. Yaş grubuna göre bağlamsal sanat eleştirisi hepimizin de bildiği gibi salt esere yoğunlaşmamak. Hani eserin malzemesi, tekniği, rengi, onun yapıldığı dönemdeki etkilendiği olaylar, din, ekonomi, siyaset gibi ve ona yüklenen mesajlarla eseri analiz etmenin bağlamsal sanat eleştirisi olduğunu söylüyoruz. Ve işte sevgili Tolga'yla, o demek ki 2006'da Tolga'yla beraberiz, Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde yine Ana Tanrıçanın karşısında eserle ilgili eleştiri yapıyoruz. İşte anlatıyor sevgili Tolga, çocuklar da devreye sokularak belli noktalarda eseri anlamaya çalışıyoruz. Çünkü mesajları yoğun olan eserlerle karşılaşıyoruz. Burada şunu söylemek istiyorum, bağlamsal sanat eleştirisi soruları sanat eserini anlamamıza yetmiyor. Eğer bir sanat müzesi ziyareti yapıyorsak ya da sanat eseri analizi yapıyorsak farklı desteklerle eseri analiz etmeliyiz. Çünkü eserin türüne göre çizgi, renk ilişkileri, mekan, boşluk, doluluk özellikle heykelde, kompozisyon özellikleri, tasarım, eleman ve ilkeleri doğrultusunda eseri sorgulamalı, neden önemli olduğunu, yani hangi kuramın temsilcisi olduğunu da vurgulayarak bırakmalıyız. Çünkü onun tek, özgün oluşuna değinmeliyiz. Baskı resimse ayrıca tabii ki onunla ilgili de özellikleri anlatmalıyız. Yine çok keyifli bir etkinlikten bahsetmek istiyorum. Estetik beğeni sayfası. Bunu şunun için yapıyoruz. Müzede birçok eser var. Hepsinin çok önemli, çok değerli olduğunu söylüyoruz. Ama bir de kişisel beğeni duygusu adına sen müzede en çok hangi eseri beğendin? Bakın örnek veriyorum ve yapılmışı karşıda. Neden? Ve bir boşluk. Bunun resmini de aşağıya çizer misin diyoruz. Bakın bu öğrenci ilkokul 4 Kral Tarhunza'yı beğenmiş. Erkek diyor ki kral olduğu için, büyük olduğu için beğendim diyor ve resmini yapıyor. Yine bir başka küçük yaş Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde Kuli ve Şerri'yi çok beğenmiş. Çizimin güzelliğine bakar mısınız? Küçük yaş olduğu için ona nedenini yazdırmamışız. Anıtkabir'de bir çocuğumuzda Atatürk'ün silah bastonunu çok beğenmiş ve nedenini de yeni gördüm, yeni öğrendim. Silah olduğu için dikkati çekti, baston tüfek yazmış. Estetik beğeni sayfası. Ama şunu vurgulamalıyız. Bir sanat müzesinde, arkeoloji müzesinde, etnografya müzesinde bütün eserlerin son derece önemli, özel olduğunu. Ama hangisinin, çünkü sanatta da akımlar yok mudur? Sanatçı bile kendi gelişim süreci içerisinde klasik bir üslupla başlayıp sonra Picasso kübizmde bir akımı öncülük yapmıştır. Yani hani üç çizgiyle bir boğayı fotoğrafik çizimle ortaya koyarken üç çizgiyle bu boğayı çizmiştir, günü gelmiştir. Misali beğeni ayrı şey, onun önemli, değerli, özellikle sanat eseri ise bir kuramın temsilcisi olduğu ayrı şey. Yine bizim hazırlayacağımız müze rehberi içerisine mutlaka boş sayfalar koymalıyız. Biz bir takım etkinlikler hazırlıyoruz ama onlar da özel notlar almak isteyebilirler. Özel çizimler yapmak isteyebilirler. Benim yaptığım bu müze ziyaretinde öğrencilerim bu sayfalara tonlarca not alıp akşam ebeveynlerine bunları okumuş ve İnanılmaz, şunu gördük, bunu gördük, bu şöyle, bu böyle diye açıklamalarda bulunmuşlar. Bu da çok önemli. Son anket.
Müze ziyaretimiz bittikten sonra eğer çok yorgun değillerse, müzenin güzel bir bahçesi, hava güzelse bir köşede bahçeyi de gezdikten sonra doldurabilirler. Çok yorgunlarsa, dikkatleri dağıldığını düşünüyorsak okulda da bir sonraki derste doldurtabiliriz. Yine burada gördüğümüz gibi daha çok müze ziyaretinin verimini onlardan alacak birkaç soru yaş gruplarına göre. Örnekler mevcut. Hangi tür müze gezdik? Çünkü biz gezerken onlara diyoruz ki işte bu müze bir arkeoloji müzesidir. Eserlerin çoğunluğu kazı yaparak gelmiştir ve geçmiş uygarlıklara, insanoğlunun başlangıcından Roma Bizans sonlarına kadarki dönemi içine alan eserler vardır. Ama bazı arkeoloji müzelerimizde, Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde de olduğu gibi Ankara seksiyonunda özellikle seramiği beylikler Selçuklu, Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti'nde de günümüze kadar getirmekte. Ve yine bir Ankara seksiyonu ile Ankara'nın doğasına, Ankara'nın bitki örtüsüne de yer vermekte. Ama aslı bir arkeoloji müzesidir. Eserler nerelerden gelmiştir? Küçük yaş grupları toprağın altından cevabı veriyor. Ne kadar naif ve güzel bir cevap. İşte karşınızda müzeye eserler nereden? Toprağın altından. Hala müzeyi gezdikten sonra bile müzeyle ilgili, neden önemli olduğuyla ilgili söylediğim gibi götürdüğümüz müzenin bize sunduğu dünya ve çocukların yaş grubuna göre bu soruların sayısı ve içeriği değişebilir. Burada tabii müzede kültür tüketiciliği diye bir tanım kullandım. Burada kültürün yok edilmesi değil, önce tanınması, önemi ve gerekliliğinin anlaşılması, korunması ve gelecek nesillere aktarılmasında bir bilinç uyandırmak. Sadece bakmak değil, görmek. Görmek değil, anlamak ve hissetmek noktasında çocuklarımıza bu bilinci kazandırmalıyız. Öğretmenimizi İkinci madde müzedeki sorumlulukları. Müzede öğrencilerimizin her tür ihtiyacına cevap verecek şekilde lavabo ihtiyaçları, bir takım işte susamıştır yanında yoktur, doğal ihtiyaçlarına yönelik de en az onların sorduğu sorulara cevap vermek, verimli bir müze ziyareti gerçekleştirmek kadar önemli. Hele küçük yaş gruplarıyla müze ziyareti gerçekleştiriyorsak, okul öncesi çocuklarla çocuklarımıza şunu mutlaka söylemeliyiz. Eğer gruptan ayrılır kaybolduğunuzu düşünürseniz hiç korkmayın. Müzedeki görevlilerin yanına hemen gidip ben Serap öğretmenimle müzeye geldim, onun yanına gitmek istiyorum deyin. Ben müzeye girer girmez telefonumu, adımı ve okulumuzun adını görevlilere veriyorum. Herhangi bir durumda hepinizi benim yanıma getirebilirler. Birlikte gezeceğiz. Ben size çok dikkat edeceğim ama bunun da rahatlığını söylemeliyiz. Yani biz müzede bir takım etkinliklerle müze eğitim sorumlusu da yanımızda olsa ziyaret ederken bile her tür ihtiyaçlarına yönelik çocuklarımızın ya da gençlerin sorumluluklarımız mevcut. Müze ziyaretinden sonra bir kere çoğunlukla müzeye gidiyoruz, geliyoruz, her şey bitiyor. Hele bazı yerlerde bazı öğretmenlerimiz bir görevmiş gibi bunu yerine getiriyor. Çünkü özellikle müzeler haftasında, yıllık planlarında müze ziyareti yazmaları gerekiyor. Ve bunu birçok müze eğitimcisi arkadaşım söyler. Aynı gün pikniğe de gidecek şekilde ellerinde piknik sepetleri, büyük kalabalık gruplar, el ele hızlı yürüyün, sağa sola bakmayın kelimeleri bile bazen öğretmenlerimizin ağzından çıkıyor. Hani bir an önce bitsin, çocuklar çok kalabalık, biraz da endişe ediyorlar belli sürede o ziyareti tamamlayamayız diye müze ziyaretleri gerçekleştiriliyor. Ama biz artık diyoruz ki daha küçük gruplarla, daha programlı, daha verimli müze ziyaretlerine yönlendiriyoruz ve gerçekten de bu tür müze ziyaretleri artık ülkemizde inanılmaz müzelerimizin desteğiyle gerçekleşiyor. Müze ziyaretinden sonraki derslerde de hangi dersle ilgili müze, hangi amaçla müze ziyareti gerçekleştirdiyse bir takım etkinlikler sınıfımızda yapabiliriz. Ben bir görsel sanatlar eğitimcisi olduğum için ağırlıkta görsel sanatlar uygulamalarına yönelik sizlere örnekler vermek istiyorum. Bir kere son anket, sınıfta da doldurabiliriz. İşte bir
Öğrencinin doldurduğu son anket. Son anketleri doldurtmalıyız. Sonra müze ziyaretinden sonra o müzeyle ilgili kompozisyon ya da şiir yazdırabiliriz. Karşımızda farklı müzelere yönelik etkinlikler. Mesela Anadolu Medeniyetleri Müzesi ziyaretinden sonra 8 yaşındaki bir erkek çocuğunun müze ziyaretinden sonraki derste yazdığı şiir. Müze. Müze güzel müze. Müzeyi gezelim. Müzeyi görelim. Müzeyi koruyalım. Müze güzel müze. 8 yaşında. Hiç kelime ilavesi yapmadığım için kompozisyon. Benim adım Volkan Eser. Sabah kalktım. Aslı Alalam beni müzeye götürdü. Müzeyi gezdik. Müzeyi çok iyi buldum. Taşlara elledim. Geyiklere elledim. Oysa ki müze ziyaretinden önce ellemeyelim demiştik. Çok sevdim. En çok geyikleri sevdim. Müze gezi yeridir. Eski çağlardaki eşyalarımızı koruyup çocuklara elletmememiz için önemli. Bakın onu da anlamış aslında, dinlemiş ama heyecanına da yenik düşüp ellemiş. Yine müzede müzenin tarihçesi ve sergilenen nesneler hakkında edinilen bilgiler ve gözlemler soru ve cevaplarla pekiştirilebilir. Müze ziyaretinden sonra gezdiğimiz müzenin sunduğu dünya, resim, üç boyutlu çalışmalar yaptırabiliriz. İşte onların daha sonraki derste yine düş gücünü uyarırız. Müzede neler gördük? Nasıl giyiniyorlardı? Yemeklerini nelerde yiyorlardı? Nerelerde yaşıyorlardı? Hangi evlerde kalıyorlardı? Duvarlara nasıl resimler yapmışlardı diye bir miktar küçük yaş grubuysa düş gücünü uyarıp işte solda gördüğümüz Anadolu Medeniyetleri Müzesi ziyaretinden sonraki derste Kral Tarhunza çizimi, yan tarafta da Meta Şehit Cumadan Tabiat Tarihi Müzesi ziyaretinden sonra bir Akbaba çizimi. Müze ziyaretinden sonra. Yine müze ziyaretinden sonra eğer gezdiğimiz müze buna daha çok üç boyutlu çalışmalar yaptırabiliriz. Kil ile olur, kağıt hamuru, talaş hamuruyla olur. Görsel sanatlar dersinde kağıt hamurunu kendimiz hazırlarız. Bir de o müze dünyasında bir eser, bir çalışma yaparız çocuklarla. Müzeyi tanıtan bir afiş hazırlatabiliriz. Kitap kapakları yaptırabiliriz. Lise ve orta üniversite öğrencileri için çok iyi olur bu çalışmalar. Müzeyi tanıtan pano yaparız. Orada çünkü fotoğraflar çekiyorlar, notlar alıyorlar, broşürler alıyorlar. Sınıf panosunda biz bu fotoğrafları çektikleri, işte broşürleri, çizimlerini asarak müzedeki verimli müze ziyaretini sınıfta da belli bir süre görsel ve işitsel devam ettirebiliriz. İşte bir Anadolu Medeniyetleri Müzesi ziyaretinden sonra kitap kapağı örneği. Lise öğrencisi. Yine bu benim üniversitede müze eğitimi ve uygulamaları dersi kapsamında yaptırdığım bir mozaik projesi. Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ne programlı bir müze ziyareti. Projenin bir takım amaçları hem mozaik tekniğini öğretip o müzede bize sunulan dünya mozaik panolarla 90'a 90 grup projesi. Gördüğünüz mozaikler fayans yer döşemelerinden Acriflex dediğimiz yapıştırıcıyla yapılmıştır. Ufuk Hocam da aramızda, tekniği ondan öğrendim. Teşekkür ediyorum. Her türlü yönlendirmesi oldu. Şimdi bu grup projesinin birçok amacı var. Programlı bir müze ziyareti. Orada verimli bir eğitim ve öğretim, çizimler, daha sonra belli gruplar, hem bir tekniği öğretme, hem bilgiyi paylaşma, ortak düşünce üretme, sorumluluk ve mozaik tekniği. Ve çıkan etkileyici mozaikler. Bakın Anadolu Medeniyetleri Müzesi ziyaretinden sonra yaptırılan Anadolu Medeniyetleri Müzesi konulu mozaik projesi 2001-2002 eğitim öğretim yılında yaptırmışım. Yine müze ziyaretinden sonra o müzede yer alan tablolar, dönem giysileri, hikayeleriyle müzede de canlandırılabilir bir etkinlik olarak. Müze ziyaretinden sonra sınıfımızda ya da atölyemizde de canlandırılabilir. Yine
dramalar müzede de yapılabilir. Müze ziyaretinden sonra sınıfımızda ya da atölyemizde de mesela Meta Şehit Cumadağ Tabiat Tarihi Müzesi'ne her yaş grubu için tiyatro, drama çok önemlidir ama okul öncesi gruplarla orada gördükleri hayvanların hareketlerine yönelik dramalar yapabiliriz. Kartalı, dinozoru, fili yaşatabiliriz tekrar. En çok beğendikleri eserle ilgili hikaye yazdırabiliriz. Müzelerin önemi, gerekliliği, bize sunduklarıyla ilgili beyin fırtınası yapabiliriz. Burada şuna değinmek istiyorum. Özellikle Atatürk'ün daha Cumhuriyet ilan edilmeden ekonominin son derece zayıf olduğu, ülkenin savaş içinde olduğu bir dönemde Ankara'nın Akkale Burcu'nda bir Etihitit Müzesi kurulma direktifini vermesinin ne kadar önemli olduğunu, bunu neden yaptığını vurgulayabiliriz. Çünkü müzelerin bir ülkenin varlığında, ekonomisinde, eğitiminde, gücünde ne kadar önemli olduğunu vurgulayabiliriz. Çünkü müzelerde tarih, sanat, bilim, doğa, teknoloji, her alana ait eserler bulunduğunu, bizim bunları tanımamız, korumamız ve gelecek nesillere taşımamız gerektiğini vurgulayabiliriz. Yani bilinç uyandırma. Yavaş yavaş toparlayabilir miyiz? Bitti. Bitti Bilur Hocam. Yoğun görsellerle bitiriyorum. Müze ziyaretinin tüm aşamalarını içeren bir sergi açabiliriz. Okul koridorlarında ya da yine sınıfımızda. Yani müze ziyaretinden sonra hem bedensel, hem sözel, hem çizgisel yaptıracağımız bu etkinlikler öğrencilerin her yönüyle zihinsel, bedensel gelişimlerine sanatsal katkı sağlayacak etkinlikler. Benim bahsettiğim, bu rehberi geliştirdiğim süreçte 2007-2014 yılları arasında Müze Eğitimi ve Uygulamaları dersi kapsamında final projesi olarak bu yöntemi öğrencilerim tarafından uygulanan örneklerle bitireceğim. Buradaki önem şu, ben her zaman bir takım isimler takarım. Bu projenin adı Yaşayan Proje. Neden yaşıyor? Çocuklara hep şunu yaşatırım, gençlere, öğrencilerime. Hazırladığınız hangi seviye, hangi müzeyse müze rehberini kardeşiniz, komşunuz, mahallenizden en az bir çocukla, 2-3 olabilir, o müzeye onlarla gidip o etkinlikleri yaparak bana teslim edeceksiniz. Evet, Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ne bir öğrencimin 4. sınıf öğrencilerine yönelik müze rehberi. Kurallar, ön anket, müzeyle ilgili tanıtım. Tabii bu bir proje olduğu için çok detaylı. Çalışma sayfaları, estetik beğeni sayfası. Bakın aynayı çok beğendim. Çünkü taştan ayna yapmışlar. Onu çok sevdim ve çizmiş. Müze ziyareti sonrası çalışma. Yine Rahmi Koç Müzesi'ne kaçıncı sınıf? 2. sınıf öğrencisiyle müzenin planı, müzeyle ilgili bilgi. Pardon, Anıtkabir. Oyun sayfaları adını vermiş küçük yaş olduğu için. Atatürk ile ilgili bu kare bulmacayı çözebilir misin? Tabii Atatürk'ü anlatıyor. Atatürk ile ilgili soruların doğru cevaplarını bulabilir misin? Babasının adı, gittiği ilkokul, inkılaplarından biri, estetik beğeni sayfası, Atatürk'ün otomobillerinden birini çok sevmiş, son anket ve müze ziyaretinden sonraki çalışma kağıdı. Yine ortaokul 7. sınıf öğrencileri ile Rahmi Koç Müzesi'ne bir müze ziyareti, ön anket, çalışma sayfaları. Bu tramvay kaç yılında yapılmış? Yapı malzemesi nedir? Nokta nokta yanında tramvay, çizgileri tamamlama, harf bulmaca, eşleştirme. Bakın meslekler ve mesleklerin giysileri, eşleştirme. Yap boz, estetik beğeni sayfası, traktörü çok beğenmiş, son anket ve müze ziyaretinden sonra öğrencimiz bir kompozisyon yazmış, resim yapmış, şiir yazmış. Müzeden kareler, birlikte gittiği çocukla. M.T. Şehit Cumadağ Tabiat Tarihi Müzesi'nden bir 3. sınıf
İlkokul 3. sınıf örneği, müzenin planı, bilgi, kurallar, götürdüğü öğrenciyle ilgili bir kapak, etkinlikler, çalışma sayfasında bakın nokta birleştirme, son anket, estetik beğeni ve müze ziyaretinden sonra çalışmalar. Ben bir de projenin değerlendirilmesi diye ders kapsamında yaptıkları projenin kazanımlarını yazdırıyordum. Dersin son anketi bu da. Ankara Devlet Resim Heykel Müzesi'ne bir müze ziyareti, müzeyle ilgili bilgi, müzede uyulması gereken kurallar, ortaokul öğrencisiyle bir ziyaret, ön anket, çalışma kağıtları. Bakın ben Ankara'da bir müzede sergilenen yağlı boyadan yapılmış bir eserim. Nereden sergilendiğimi bulup aşağıdaki soruların cevaplarını yazar mısın diyor. Yine sanat eserlerine yönelik çalışma kağıdı. Sanat eserlerinin isimlerini soruyor. Estetik beğeni sayfası inanılmaz keyifli. Ali Avni Çelebi'nin Kelebek Yakalayanlar tablosunu çok beğenmiş ve onu çizmiş bakın. Son anket. Müze ziyaretinden sonra yaptığı resim. Evet. Ben şöyle bitireyim sevgili Bildir Hocam. Ülkemizde müze okul işbirliği ile heyecan verici, verimli müze ziyaretleri gerçekleşmesi dileklerimle diyorum. Ve şimdi sevgili konuklarımın varsa sorularına ya da katkılarına sözü bırakıyorum. Evet, çok teşekkür ediyorum. Kapsamlı bir şekilde verimli bir müze ziyareti nasıl yapılır? Özellikle erken eğitim grupları. Ama aslında bu bence her yaşa hitap etmeli, özellikle ülkemizde. Şimdi konuklarımızdan yorum, katkı, soru almak isterim. Buyurun. Sorusu olan var mı? Ben bir soru yöneltebilir miyim sayın hocalarım? Buyurun. Ebru Tartan, buyurun. Evet, iyi akşamlar. Teşekkür ediyorum bu dolu dolu sunu için. Serap Hocam, özellikle bu çevrim içi etkinliklerinizde bir takım dijital programlardan mı yararlandınız? Zoom üzerinden mi bunu götürdünüz? Hemen cevap vereyim. Bu konuda bilgi alabiliriz. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum Ebru'cum. Evet, Zoom ya da Teams programlarıyla okullarla bağlantı kuruyoruz. Okullar genelde Milli Eğitim Bakanlığı Zoom kullanıyor. Onların böyle bir hakları var. Daha sonra ben aynen size yaptığım gibi PowerPoint sunum yapıyorum. Çalışma kağıtlarımı bilgisayardaki işte o çizgiyi çekme, boyama özellikleriyle götürüyorum. Ne tür hazırladıysam ona yönelik bir yöntem kullanıyorum. Ama Zoom programı, evet, Zoom kullanıyorum. Çocuklar ellerini kaldırıyorlar. Çünkü okul grupları, inanın ben 500 kişiyle bir müze ziyareti gerçekleştirdim. Bir de bir eğleniyorlar ve bunu yaşayarak çözdük, biliyor musunuz Ebru Hocam? Nasıl? İlk mesela söz vermeden ben burada diyordum ki işte Mimar Kemal Gazi Üniversitesi Resim Heykel Müzesi binasının mimarı kimdir? İşte binayı da anlatıyorum. Mimar Kemalettin, 300 kişi birden diyor. Hani yaşaya yaşaya öğrendik. Sonra ne yaptık? Söz verelim. Ve ekran onlarda hepsi birden buluyor ve karalıyor. O kadar heyecanlılar ki. Şöyle bitireyim. Zoom kullanıyoruz. Ben onlara aynen burada yaptığım gibi bir sunum yapıyorum. Hangi tür çalışma kağıdı hazırladıysam ve o nasıl çözümlenecekse ona yönelik de program kullanarak, onlara söz vererek, çünkü çok kalabalık oluyorlar, eğleniyoruz. Ama inanılmaz keyifli oluyorlar. Değerli hocam, katkıda bulunabilir miyiz? Buyurun. Halil Bey, buyurun. Serap hocamla son 20 yıldır çalışıyoruz. Tamam. Birlikte çalışmaktan onur duyuyorum. Bir dolu şey öğrendik. Birlikte paylaştık uygulamalardaki deneyimlerimizi de. Ve körlerle ilgili uzun süre çalışırken hocam belki söylemedi ama birlikte, yani hocamın benimle birlikte bana onur vererek birlikte yazdığı
makaleyi de Gazi Üniversitesi'nin dergisinde Total Bir Kör Öğrencinin Müze Deneyimleri olarak ilgilenen arkadaşlar okuyabilirler. Onun dışında çok uzun yıllar hem üniversitede öğrencileriyle birlikte bizler ve ben ve eğitim birimindeki diğer arkadaşlarımla birlikte deneyimlerimizi paylaştık. Evet. Ve hiç bıkmadan bizi her yıl davet etti. Biz de her yıl en az 3 ila 5 uzman arkadaşımız değişik konularda resim bölümü öğrencilerine o zamanki adıyla bilgilerimizi, deneyimlerimizi paylaştık. Bu güzel bilgiler için, bu güzel akşam sunumu için Bilir Hocam'ın moderatörlüğünde sevgili Serap Hocam'a da saygılarımı sunuyor. Teşekkür ediyorum her ikinize de. Sevgili Halil'cim, gerçekten ben çok teşekkür ediyorum. Bıkmadan, usanmadan. Şöyle de bir sürecimiz var. Benim 12 grup öğrencim vardı. 2 tam gün müzede geçiriyordum. Yani 3 ayrı seansta bana destek veriliyordu. Ayrıca Halil Hocam, Oğuzhan bizim yaptığımız uygulamadaki genç, TÜBİTAK'ta Türkiye'yi gururla Avrupa'da temsil ediyor. Dehşet bir beyin. Ne güzel. Evet, evet. Tekrar. Biz tabii yayınlara çok değinemedim tabii ki Halil Hocam. Yani hani makalelerin sayısını hani bilmiyorum. Bu keyifli yayında hatırlatmış oldunuz. Evet, ayrıca müze eğitimi kitabınız da arkadaşlara, uzmanlara, bu sahada çalışan hem öğretmenlere hem müzecilere önemli bir kaynaktır. Onu da izleyiciler önemle değerlendirsinler hocam. Tekrar emeğinize sağlık her şey için. Çok teşekkür ediyorum Halil Bey. Teşekkür ediyoruz. Şimdi başka söz almak isteyen varsa söz vereceğim. Buyurun. Yorum ya da katkılarınız olacak mıdır dinleyicilerimizden? Aslında burada Asuman Alpagut da var. Sizin birlikte çalışma yaptınız. Evet. Anadolu Asuman. Medeniyetleri Müzesi'nde. Kendisi de 2012 yılında, teşekkür ediyorum burada tekrar kendisine, Kanos Antik Kenti'nde çocuk çalıştayı yapmıştık. Aslında çocuklara farklı meslek gruplarını tanıtmak için yapılan bir çalıştaydı. Ve onda da çok önemli destekleri olmuştu. Sanıyorum o çalıştaydan haftaya Aysel Köksal Akyol söz edecekler. Aslında bu 3 hafta dilimi bizler için eğitim, müzede eğitimle özdeş bir grup konuşma dizisi oldu. Çok da yararlı olduğunu düşünüyorum. Kayıt altında olduğu için daha sonra da izleme şansı olacak. Şunu da söylemek istiyorum Bilir Hocam. Tabii her şeye birden yer veremiyorum. Gerçekten 20 yıl yaşamımın 1/4'ünü meslek hayatımın da müzede eğitim ve müzecilik alanı kapsıyor. Hande var aramızda. Hande'nin ben doktora tez danışmanıyım. Eğitim aşamasının her aşamasında bulundum sevgili Hande'ciğim. Şunu söylemek istiyorum. Gazi'de zeka, bedensel özellikler, bedensel engeller, aile ve çevresel etkilerin çocuk resminde yansıması diye bizim bir dersimiz vardı doktorada. Ve o derste yaptığımız projelerle biz farklı engel gruplarını tanıyıp genelde öğrencilerimin 3/4'ü da müze uygulamalarına yönelik tezler yaptı. Görme engelliler de benim bütün kariyerimin ilerlemesinde görme engellere yönelik müze ziyaretleri rol oynadı. İşte biz Hande'nin tezinde de zihinsel engel, otizm, bedensel engel, parçalanmış aile çocukları, yani farklı çocuk gruplarıyla kendilerini ifadede müzelerin onlara sunduğu dünyayı araştırdık. TÜBİTAK projesi de zaten engelli gençlerin bir projesiydi. Orada ben görme engellere yönelik katkı sağladım. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Aslında ben yani verimli müze ziyaretinin sadece hani erken eğitimde odak olması gerekliliği üzerinde birleşmiyorum. Aslında
Mutlaka hani sonrasında da verimli müze ziyareti yapabilmek için yetişkinlerin özellikle ve üniversite öğrencilerinin özel dersler olması gerekiyor üniversitelerde. Bu çok önemli. Farklı dalları beslemesi gerektiği için. Onun için de aslında henüz bizim yüksek lisans programımız olmadığı bir dönemde müzede sergileme yöntemleri dersi kapsamında aslında bu verimli müze ziyaretlerinin aslında geri dönüşleri, birey üzerinde etkilerini araştırma şansına sahip olmuştum. Çok çok önemli. Çünkü yeni bir vizyon kazandırıyor. Ve biraz önce bahsettiğiniz gibi yani bir esere odaklanmak ve o eseri çok iyi öğrenmek tarihsel süreci de doğru algılamayı sağlıyor. Ve ben baktığım zaman aslında yurt dışı örneklerine özellikle İngiltere kapsamında bazı çalışmalar var ve bunların çoğu aslında 2000'li yıllardan sonra ve bunlarda devlet desteklerinin de olduğunu görüyorum. Farklı yaş grupları ki bunlar hani çok erken eğitim 5-7, 7-11, 12-16 ve sonrası gibi ve bunlara baktığımız zaman aslında ortaya çıkan şey şu, mutlaka öğrencilerin her dönemde kendi yaşadıkları topraklarda gelişmiş ve oluşmuş olayların içinde olabilmeleri için müzenin bir araç olduğu, özellikle tarihsel süreçleri daha doğru kavramak, hem de mekanın büyüsü içerisinde olmak, biraz önce bahsettiniz. Yani eski bir yapının içerisinde olmak ve o yapının içerisinde Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nden söz ediyorum. Yapının dönüşmüş hali ama bir taraftan da barındırdıkları ile o büyülü dünyada bir keşif yapabilmek, tarih yolculuğu ve bunu duyu organlarıyla yapabilmek, görmek, algılamak ve kokusunu hissetmek bunlar aslında çok değerli. Ve her yaş grubu için değerli ve bundan da bahsettiniz. Hani elbette şunu da söylemek istiyorum Bilir Hocam. Şimdi bizim öğrencilerimizin, biz lisansta Bilir Hocam ve ben aynı dersi veriyoruz ve fakülte ortak dersi olduğu için iç mimarlık, mimarlık, moda, grafik, görsel iletişim tasarımı, animasyon her bölüm öğrencisi seçebiliyor değil mi? Ben hep şunu söylüyorum. Gençler diyorum yani müzeler her meslek grubu için düş gücünü uyaran, belirli bir bilgi birikimi kazandıran mekanlar. Şöyle düşünün diyorum iç mimarlık öğrencilerine. Mezun oldunuz, bir yerde çalışıyorsunuz ya da kendi iş yeriniz. Size bir aile, kocaman bir evinin bir katını ya da bir odasını otantik döşemenizi istiyor. Siz yaşadığınız dünyada şu anda modern sergilemelerle yaşıyorsunuz. Nerede doyacaksınız? Nerede bu konuda daha çok görsellerle, bilgi birikimiyle? Etnografya müzelerinde. Moda tasarımı öğrencileri, tasarımcılar, Anadolu Medeniyetleri Müzesi takıları önünde birçok büyük tasarım grupları ilham alır. Yani bütün bunlar, yani işte en son şunu söylüyorum, Karum. Sizce diyorum Karum yabancı bir kelime mi? Hayır. Karum dünyadaki ilk alışveriş merkezi işte Kayseri Kültepe'de. Hani tarihi, geçmişi, yaşanmışlıkları bilmek her zaman hangi meslek grubu olursak olalım daha etkili, daha kalıcı, daha güzel isimlendirmeler, oluşumlar, yaratılar ortaya koyar her alan için. Yani sadece okullar değil, benim bugün spesifik öğretmenlere yönelmem elbette ki bu sunum için. Yoksa gençlere hep şeyimiz bu mesajımız, arkadaşlarınızla giderken de, ailenizle, kuzenlerinizle, iş yerinde meslektaşlarımızla mutlaka eğer bizsek hadi gidelim diyen küçük bir organizasyon, küçük bir esprili çalışma kağıdı anlatımla, önden bir hazırlıkla gidelim de hani çünkü müzeler bir daha gitme ihtiyacı hissettirmeli. Hem müze boyutunda çok etkili sunumlarla hem de biz giderken eğer oradan destek almıyorsak
etkili, etkileyici uygulamalarla. Kesinlikle haklısınız. Teşekkür ediyorum. Şimdi başka söz almak isteyen varsa söz vereceğim. Yoksa o zaman bu sunumu da bu akşam kapatacağım. Ve hepinize şimdiden iyi akşamlar diliyorum. Ve Serap Hanım'a da çok teşekkür ediyorum. Ben de bu kayıttan tekrar deneme şansınız olacak. Herkese iyi akşamlar. İyi akşamlar. Teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Teşekkürler. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar.